Yaratıcılık. İnsanlar bir gün Tanrı katına çıkmışlar. Sana artık ihtiyaç kalmadı ey Tanrı demişler. Biz insan bile yapabiliyoruz. Öyle mi? Demiş Tanrı. Yapın da görelim. İnsanlardan birisi eğilmiş, yerden bir avuç toprak almış. Hop demiş Tanrı. Kendi toprağınızdan, kendi toprağınızdan. Kendi toprağınız yaratıcılığınızdır. Onlarca yıl önce Mahmut Paşa'da tezgahta yan yana çorap satan seyyar satıcılardan birisi farklı bir şey yapar ve onun tezgahının önü tıklım tıklım kadınlarla dolardı. Oysa o da aynı fiyata aynı çorapları satmaktadır. Diğerlerinden farklı yaptığı şey, herkes çorapları çift halde satarken o ayırır ve karıştırır. Kadınlar diğer çifti bulmak için uğraşırken tezgahı dolup taşar, çok iyi satış yapardı. O seyyar satıcının adı Zeki Başeskioğlu'dur. Zeki Triko'yu bugüne getiren faktörlerin arasında yaratıcılığının etkisi olduğu kesin. Bill Gates iş görüşmelerinde adaya bir soru sorar. Logar kapakları niçin yuvarlak diye aday doğru cevabı verirse, ki bunun iki nedeni vardır. Birisi yaratıcılık, diğeri analitik düşünmeyle ilgili. Adayla ilgili olumlu fikir edinir. Dünyanın en zeki insanlarından Albert Einstein ölünce cennete gitmiş. İlk gün kapısı çalınmış. Merhaba, benim zeka seviyem 180. Sohbet edebilir miyiz? Tabii demiş Einstein. Soğuk vizyondan bahsederiz, gel. Ertesi akşam kapı çalınmış bir başkası. Hocam merhaba, benim zeka düzeyim 90, sohbet edebilir miyiz? Tabii gel, politikadan konuşuruz. Ertesi gün kapı gene çalınmış, merhaba benim zeka seviyem 30, sohbet edebilir miyiz? Tabii demiş Einstein, gel içeri futboldan konuşuruz. Yaratıcılık diğerlerinden farklı bakmayı gerektirir. Durun, size ben bir soru sorayım. Zor ama zevkli. Bir kilisede yukarıdan aşağı ve soldan sağa sayıldığında sayısı 11 çıkan toplam 21 pırlantadan oluşan bir haç varmış. Her akşam rahip şekline dikkat etmeden pırlantaları 3 şekilde sayıyormuş. Aşağıdan sola, aşağıdan sağa, aşağıdan yukarı. Her sayımında sayı 11 çıktığında haçın bulunduğu karanlık odadan gönül rahatlığıyla çıkıyormuş. Rahibin şekli kontrol etmediğini fark eden bir hırsız, her gün bir pırlantanın yerini değiştirip iki tanesini çalmış ve haçı öyle bırakmış. Yaklaşık 8-10 pırlanta bu şekilde çalınmasına rağmen rahip şekle dikkat etmediği için hırsızlığın farkına varamamış. Şekil üzerinde düşünün bakalım. İhtimal var mı? Einstein, yaratıcılığımın önündeki en büyük engel eğitimimdir, der. Çocuklardaki yaratıcılığı nasıl öldürürüz'e gelince. Yönetici bir öğrencim çocuğunu anaokuluna veriyor. Öğretmen bir resim yapmalarını istediğinde çocuk gökyüzünde ağaçlar çiziyor. Öğretmen, yavrum, gökyüzünde ağaç olmaz diyor. Çocuk bu sefer gökyüzünde çiçekler çiziyor. Öğretmen, yavrum çiçekler yerde olur diyor. Bu sefer çocuk yere çiçekler ve çiçeklere ağız burun çiziyor. Öğretmen, yavrum çiçeğin ağzı burnu olmaz. Çiçek aha böyle çizilir diyor ve bir sapın üstüne 4 yuvarlak ve bir de yaprak çiziyor. Çocuk o gün bugün aynı çiçeği çiziyormuş. Genelge çıktı ya, çocuklara bir sayfanın içine siyah bir nokta çiziyorlar ve bu ne diye soruyorlar. Kimisi gökyüzünden bir şemsiye görüyor, kimi tek kıymalı lahmacun, kimi sıra dışı cevaplar veriyor. Çocukları eğitime alıyorlar, 3 yıl geçince aynı noktayı koyup soruyorlar, bu nedir? Çocuklar hep bir ağızdan bağırıyor, kağıtta nokta var. Kuzenim Ayşegül ilkokulda İngilizce dersi veriyor. O sırada hapşırıyor. 3-4 ufaklık çok yaşa diyorlar. Ayşegül dönüp hep beraber siz de görün anlamında diyor. Bütün sınıf çok yaşa diye bağırıyor. İtalya'da ilkokul
3'e kadar çocuklara okuma yazma öğretmeye çalışmıyorlar. Aksine çocukların özgüvenlerine yönelik çalışmalar yürütüyorlar. Eğitim denilen şey tanımlanmış olmamalı. Tanımlar ve ezber işin içine girince hayal gücünü yok edersiniz. Müfettiş İmam Hatip'te derse girmiş gürlemiş. Adın ne senin? Fatih. Oku bakalım Fatiha'yı. Çocuk okumuş oturmuş, müfettiş sınıfa şöyle bir göz gezdirmiş, öğrenciler titriyor. Birini daha kaldırmış, senin adın ne? Çocuk, Yasin ama arkadaşlar aralarında bana kısaca Kevser diyorlar. Bu fıkrayı anlamayan arkadaşlar www.diyanetişleri.com'a girsinler, oradan sureler bölümüne girip okusunlar. Bu saatten sonra benim kendilerine bir desteğim olamaz. Siteden çıkarken ayrıca 3 defa kul hüvallahı, bir defa da Fatiha'yı tıklasınlar. Sevaba da girerler. Hadi size bir soru daha. Bunu çözene bravo. Genç suçsuz yere idama mahkum edilmiş. Üzüntüyle ertesi sabahki infazı beklerken kral hücreye girmiş. Sana suçsuzluğunu ispatlama imkanı veriyorum. Eğer karına ve çocuğuna kavuşmak istiyorsan ve gerçekten suçsuzsan bunu çözeceğini düşünüyorum. Bunu bugüne kadar çözen olmadı demiş. Oradan bir süpürge çöpü kopartmış, 5 küçük parçaya bölüp sonra parçaları ikiye büküp şöyle bir şekil oluşturmuş. Bu şekle hiç dokunmadan eğer bunu bir yıldız haline getirebilirsen seni affederim demiş. Genç adam bütün gece düşünmüş, idam edilmesine 10 dakika kala çözmüş. 2001 yılında gidip bir yıl Kıbrıs'ta yaşadım ve oranın harika üniversitesi Doğu Akdeniz'de liderlik ve yönetim üzerine dersler verdim. Derslerde en çok dikkatimi çeken şey ise şu oldu. Yabancı öğrenciler derste fikirlerini çok rahat söylüyorlar, bizim öğrenciler ise kolay kolay söylemiyor. Yabancılar sınıfın önünde çok rahat konuşuyor, bizimkiler kızarıyor. Dışarı oyun oynatmaya çıkarıyorum, Birleşmiş Milletler'in Orta Avrupa grubunun mülteciler bölümündeki yöneticilere liderlik eğitimi veriyorum. Atlayın lastiğin içinden diyorum. Sonra takla atın. London Business School'da 2 sene yönetim eğitimi almış 50 yaşındaki Alman yönetici dediğimi yapıyor. Acaba ne öğreniyorum diye. Benim 20 yaşındaki Türk öğrencim, hocam sınıfa girsek tahtada anlatsanız olmaz mı? Diyor. Çocuklara oyun oynamayı unutturmuşuz. Nasıl bir eğitim sistemi ise? Sınavı yaptık, sonuç belli. Yabancılar yüksek not alacak, bizimkiler dökülecek. Sınav sonuçları bir geldi, hiç de öyle değil. Hatta derste en az konuşan öğrenciler son derece yüksek not aldı. Zamanla fark ettim ki bizim çocuklarda inanılmaz bir ezber yeteneği gelişmiş. Ama kendini ifade etme, yaratıcılık, toplum önünde konuşma, özgüven üzerine eğitim sisteminin hiçbir katkısı olmamış. Sistemden kurtulup kendisini geliştirmiş çocuklarımız var ama çoğunluk Amerika'dan almış formülleri ezberleyip onları kağıda yazıp sınıf geçiyorlar. Formüllerin de hayatla ve Türkiye ile Kıbrıs'la alakası yok. Çocuklara bir ödev verdim. Ara sınavın önemli bir notunu buradan alacaklar. Gidip Kıbrıs'ta yapılmamış bir iş kuracaksınız ama yaratıcılığınızı kullanın. Bu Kıbrıs'ta yapılmamış bir iş olacak. İşiniz için bankadan kredi isteyip kredi belgelerini ödeve ekleyeceksiniz. İş yeri belirleyip sahibiyle kira pazarlığı yapıp İş yerinin fotoğrafını, pazarlık yaptığınız adamın telefonunu ödeve ekleyeceksiniz dedim. Nasıl harika işler yaptılar anlatamam. Gözlerindeki ışığı ve takım çalışmalarını hala hatırlıyorum. Final sınavı geldi çattı. Hocam şu kitaptan soru çıkacak mı diyorlar. Aman arkadaşlarına söyleme diyorum. Herkes de o kitabın fotokopisi. Sınav zamanı geldi, herkes ezberini yapmış. Sıraların üzeri dolmuş. 5 soruluk bir final sınavı yaptım. Hala üniversiteden mektuplar geliyor. Böyle bir final sınavı yaptığınız söyleniyor. Gerçekten yaptınız mı diye. Benim yaptığım sınav 1-2 yıldır internette dolaşıyor. Amerika'da bir üniversitede yapılmış diye, oysa sınavı yapan benim. Dikkat,
Vücudunuz konuşuyor. Kitabımdaki renkler bölümünü de internette kaynak göstermeden dolaştırıp durdular. Belki sevgili okurlarımdan internet çevresi olanlar bu sınavı benim için kaynak göstererek dolaştırır. Şu anda internette dolaşan benim sınavım çünkü. Sınav kağıtlarını dağıttım. 5 soruluk bir sınav. Ben size 4 soruyu aktarayım. 1. İşletme fonksiyonlarını yazın. Dünyadan ve Türkiye'den iyi uygulama örnekleri verin. Bununla şirket uygulamaları üzerine ne anlatabileceklerini ölçtüm. 2. Bu soru sizin yaratıcılığınızı, sınırlarınızı ne kadar zorladığınızı ölçmek için sorulmuştur. Kaleminizi bir noktaya koyun ve kaldırmadan 4 düz çizgi çizin. Çizgiler bütün noktalardan geçmiş olsun. 3. Değerli öğrencilerim, bu soruyu dikkatle okuyun. Soru, organizasyonun bütününü görebilme becerinizi ölçmek için sorulmuştur. Elizabeth'in babasının 5 kızı vardır. Lala, Lulu, Lele ve Lili. 5.'sinin adı nedir? Öğrencilerden küçük bir bölümü Elizabeth yazmış. Birçok öğrenci ise E şıkkı ya da Lolo'dur ya Lulu'dur yazmışlar. Bizimkilerden biri sınavdan sonra geldi. Hocam dedi, arkadaşları tongaya düşürdünüz ama ben yemem dedi. Nedir dedim? Hocam İngilizce'de ö harfi yok. Lolo olacak değil mi? Keratadaki zekaya bak. Neleri düşünüyor ama organizasyonun bütününü göremiyor. Bu soru iletişim becerinizi ölçmek için sorulmuştur. 5 yıldır bu okulda öğrencisiniz. Benim 1 yıldır kapının girişinde hep gördüğüm sınıflarınızı, koridorlarınızı temizleyen, adı soyadı gömleğinde kocaman yazan, sizin de her sabah gördüğünüz görevli hanımın adı nedir? Soyadını yazmanıza gerek yok. Bütün sınıf şok oldu. Öğrencilerden biri parmak kaldırdı. Hocam hanımın adı Hatice ise, Hatice yazsak sınıfı mı geçiyoruz? Evet. Adı oysa ve Hatice yazarsanız geçer not alıyorsunuz. Öğrenciler sessizce birbirine fısıldadı. Kadının adı ne? Bilen var mı? Koca sınıfta çıt yok. Neredeyse kimse o hanımın adını bilmiyor. Öğrencilerden biri kağıda şöyle yazmış. Hocam, öncelikle ben şu an duygularımı İngilizce anlatamayacağım. Biliyorum sınıfta kalıyorum ama Türkçe yazıyorum. Önce bu soruyu görünce şok oldum. Çünkü iletişimle ilgili alıcı mesajın kodlanması, vericiye ulaşması gibi tüm zırvaların kopyasını yazmıştım. Siz derslerde anlatmamıştınız ama kesin çıkar diye düşündüm. Bu soruyu görünce çok bozuldum. Sonra bir anda bir şey fark ettim. O kadını gerçekten yıllardır görüyorum ama bir kere dönüp bakmadım. Adını hiç merak etmedim. Oysa bütün hocaların adını, soyadını, çocuklarının adını bile biliyorum. Her karşılaştığımla merhabalaşıyorum. Ama o hanıma hiç merhaba demedim. Ben öyle bir adammışım ki çıkar ilişkim yoksa insanların yüzüne bakmıyormuşum. Sınıfta kalıyorum. Ama emin olun hiçbir önemi yok. Çünkü o 5 yıllık bir eğitimde bana öğretilmeyen bir şeyi öğrettiniz. Ben daha bu okuldayım. Her sabah o hanıma ismiyle hitap ederek günaydın diyeceğim. Ve bundan sonra ilişkilerimi çıkar üzerine kurmayacağım. Bu çocuk tam not aldı ve geçti. Çünkü benim öğrenmesini istediğim şeyi öğrenmişti. İnsanlara belirli bilgileri empoze etmenin adı propagandadır. İnsanlara hayal gücünü büyüleyerek bilgi aktarmanın yolu eğitimdir. Sizce bizdeki bakanlığın adı Milli Eğitim Bakanlığı mı olmalı yoksa Milli Propaganda Bakanlığı mı? Bir gözünüz daha olsa nerede olsun isterdiniz? Düşünün lütfen. Büyüklerin çoğu sizin verdiğiniz cevabı veriyor. Ensemde olsun düşmanımı göreyim. Tepemde olsun tavanı göreyim. Küçük bir çocuk ilginç bir cevap veriyor. Sağ elimin işaret parmağının ucunda olsun. Her yere bakabilirim. 2 gün sonra Hatice Hanım ziyaretime geldi. Asıl ismini kendisinden izin alırsam daha sonra yazarım. Hocam, iki şey için teşekkür etmek istiyorum.
Birincisi, geldiğinizden beri bana her sabah ismimle hitap ederek günaydın diyorsunuz. İkincisi, son sınıf öğrencilerine sınavda bir soru sormuşsunuz. Bütün öğrenciler soruyu öğrenmişler. Sabah öğrencilerin hepsi günaydın Hatice Hanım diye içeri giriyorlar. Kendimi çok mutlu hissediyorum, dedi. Yaratıcılık yol boyunca size ışık tutan, size umulmadık basit, harika çözümler sunan bir becerinizdir. Yeniçeri kıyafetleri. 19. yüzyılda Almanya'nın Mülheim şehrindeki Ren nehrinin bir yakasında Almanlar, öbür yakasında Fransızlar oturuyordu. Fransızlar her sene nehrin Almanlardaki kısmına geçip mahsulün tümünü toplayıp götürüyor. O sıralar birliğini temin edemeyen güçsüz Almanlar ise buna fazla ses çıkaramıyorlardı tabii. Bir sene çareyi durumu Osmanlı Sultanı'na yazıp imdat istemekle bulurlar. Mektupta şöyle denmektedir. Fransızlar her sene bize zulmediyor. Mahsulümüzü elimizden alıyorlar. Siz ki dünyaya adını veren imparatorluğunuz sultanı, İslamiyet'in de halifesisiniz. Bizi şu zulümden kurtarın. Asker gönderin, mahsulümüzü bu sene olsun toplama imkanı sağlayın. Çöküş faslına girildiği bir zamana denk gelen yardım isteğini inceleyen padişah, asker göndermeyi gerekli görmez, yalnızca asker elbisesi göndermeyi kafi bulur. Ve cevabı bir mektupla beyaz elbise dolu 3 çuval yollanır. Şaşkına dönen Almanlar çuvalı alıp mektubu okurlar. Fransızlar korkak ademlerdir. Onlara Yeniçeri göndermemize gerek yoktur. Yeniçeri elbiselerini görmeleri kafidir. Çuval içindeki Osmanlı askerinin elbiselerini adamlarınıza giydirin. Mahsul zamanı nehrin yakın yerlerinde dolaştırın. Karşıdan gören Fransızlar için bu kafidir. Bağ bahçe sahipleri hemen Osmanlı askerinin kıyafetini kapışırlar. Hasat vakti büyük bir heyet Yeniçeri kıyafetinde nehir kıyısında dolaşmaya başlar. Ertesi gün gelen haber Almanların sevinç çığlıkları atmalarına sebep olur. Osmanlılardan imdat geldiğini düşünen Fransızlar korkudan köylerini de terk ederek iç kesimlere doğru kaçmaktalar. Mahsulünüzü rahatça toplayabilirsiniz. Zulüm sona ermiştir. Bu olay Mülheimlilerin gönüllerinde taht kurmuştur. Giydikleri Yeniçeri kıyafetlerini Mülheim'e bağlı Karlsruhe Müzesi'ne koyup ziyarete açarlar. Şehrin en yüksek binasına da Osmanlı bayrağı asarlar. Ayrıca halen olayın yıl dönümünde karnaval düzenleyip hadiseyi temsilen kutlarlar. Bu olay Osmanlı'nın sadece bir Yeniçeri kıyafetiyle Almanları Fransızların elinden ve talandan kurtardığını gösteren maziden elmas bir tablo olarak kalmaktadır. Başarısızlık, yeniden ve daha zekice başlama fırsatından başka bir şey değildir. Başarısızlığı herkes tadar. Ancak başarının bedeli azimli ve kararlı olmaktır. Henry Ford. Mücadele ruhu. Ayvalık'tayım. 2003 yazı. Benim iyi dostum, dalış arkadaşım Melih Derneli teknesiyle gelip kıyıdan bizi alacak Taçkın'la beraber bir bankta oturduk. Yanımızda dalış malzemelerimiz, kıyıda laflıyoruz. Üç genç kız yanımıza kadar geldi. Kızlardan biri topallıyor. Bir ayağını hep sürüyerek yürümek zorunda. Durdular. Bize belediye plajının olduğu yeri sordular. Biz de gösterdik. 1 kilometre ötede bir yer. Kızlardan sağlam olanlar, ya hadi geri dönelim, oraya kadar bu sıcakta yürünmez diye vızıldandılar. Engelli olan kız, ne var bunda, yürürüz, buraya kadar geldik, hadi dönmeyelim dedi. Şaka gibi bir şey. Yürüme engelli olan, bizim gözümüzün önünde diğer ikisini ikna etti. Engelli olan kız bize teşekkür etti ve yola devam ettiler. Biz gözlerimiz dolu dolu onları seyrettik. Sizce hangisi daha engelli?
Hayatınızın zor anlarında en ihtiyaç duyacağınız o güçtür mücadele ruhu. Ona sahipseniz hiç korkmayın. Mücadele ruhunuz yoksa anlattığım her şeyi unutun. Hepsi boştur sizin için. Hepimizin hayatında bir 26. kilometre vardır. 42 kilometrelik maratonların 26. kilometresinde atlet tükenme noktasına gelir. O noktayı aştığınızda maratonu rahat bitirirsiniz. Atletlerin çoğunun yarışı o aşamada bıraktıklarını görmüşler. Yarışı tamamlayanlar, o ızdırap dolu kilometreyi aşabilenler, hepimizin hayatında bir 26. kilometre vardır. Onu aşarken ihtiyacınız mücadele ruhudur. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde dostum, başarılı öğretim üyesi Mehmet Gürbüzer anlatmıştı. Dedesi çok uzun mesafelere 2 gün, 3 günlük yollara iş için gidermiş. Çok yorulduğunda ağır bir taş alırmış, kollarını ve onunla yürürmüş bir süre. Sonra taşı bıraktığında yolculuk tüy gibi gelirmiş. Frank Herbert der ki, çocuğunu çok korursan herhangi bir yazgıyı gerçekleştirmeye yetecek kadar güçlenemez. Sizin motivasyonunuz çevreyi de etkiler. Eski zamanlar gemiye yeni bir kaptan gelmiş, çok karizmatik bir tip, tayfalar haykırmış. Bir korsan gemisi kaptan, kırmızı gömleğimi getirin demiş, getirmişler. Bir savaş, bir savaş, bizimkiler yenmiş. Akşam tayfalar sormuş, niye kırmızı gömlek? Sizler kılıç yaralarını, kan izlerini görmeyin. Mücadele ruhunuz azalmasın diye hurra, bravo, askerler gururlanmış. 2 gün sonra gözcü bağırmış, ufukta 2 korsan gemisi. Kaptan gürlemiş, kırmızı gömleğimi getirin. Askerler hurra, murra, bir gaza gelmişler, korsanları püskürtmüşler. Akşama hep kaptanın kahramanlığı konuşulmuş. 3 gün sonra gözcü bağırmış, ufukta 15 korsan gemisi. Bütün gözler kaptana dönmüş. Kaptan yardımcısına seslenmiş, kahverengi pantolonumu getirin. Bu fıkrayı ilk duyduğumda Şinasi Havuz kardeşim, ağabey tabii her şeyin bir şeyi var diye özetlemişti. Tabii her şeyin bir şeyi var. Orduda teğmenim, kıta görevindeyiz. Bir de az teğmenimiz var. Arkadaş inşaat yüksek mühendisi. İnşaat mühendisi olmuş, bir de üzerine master yapmış. Çağırdım. Bir yere 4 metre genişliğinde 80 santim yüksekliğinde bir duvar yapılacak. Yeterli para da var. Buraya bir duvar yapılacak. Şöyle şöyle dedim. Emredersiniz komutanım. 2 gün sonra gittim. Duvar yok. Ne oldu dedim. Bana çizimler, planlar çıkardı, anlattı. Basit bir duvar. Bir an önce bitir. Bir ihtiyacın var mı? Yok. 3 gün sonra gittim, duvar yok. Ne oldu? Komutanım, bunun kılıyla, şunun tüyü vesaire. Bir askerim var, adı Ali, ilkokul mezunu. Bırak inşaat masterını, inşaatın iyisinden anlamaz. Çağırdım. Ali, şuraya bir duvar yap, şu boyutlarda dedim. Ertesi sabah geldim, duvar yapılmış durumda. Eminim Ali iş hayatında başarılı olmuştur. Ötekinin adını bile hatırlamıyorum. Asker bavulu gibi adamlar vardır. Alır bir yere koyarsın. Sonra git 3 hafta sonra oradan al. Bir arkadaşım televizyonda seyretmiş. O anlattı. Keşke ben seyretseydim. Size köyün adını ve kızın adını da verirdim. Bir genç kızımızın doğuda izbe bir köye tayini çıkıyor. Yol yok. Okulda malzeme yok. Her türlü problem var. Genç öğretmenin epey bir boş vakti kalıyor. Bakıyor ki bütün köy bomboş oturuyor. Özellikle erkekler yılın 10 ayı kahvedeler. Köyün erkeklerine gidiyor ve diyor ki, ben mum yapmayı biliyorum. Size de öğretebilirim. Köyün erkekleri ne mumu deyip gülüşüyorlar. Köyün kızlarına gidiyor. Onlar, büyüklerimiz müsaade ederlerse olur diyor. Yaşlı kadınlar, git kızım işine diyorlar. Genç kız cebinden para verip şehre gidiyor ve kendi parasıyla malzemeler alıyor. Köyün yaşlılarına mum kursu vermeye başlıyor. Yasak delinince genç kızlar da mum yapmaya başlıyorlar.
Öğretmen mumlardan örnek alıp malzeme aldığı yere götürüyor. Dükkan sahibi mumları çok beğeniyor. Malzemeyi ücretsiz vereyim, yapılanları cüzi bir ücretle alırım diyor. Köydeki kadınlar mum yapıp satmaya başlayınca köye gelir gelmeye başlıyor. Erkekler ise gururlarına yedirip kahveden çıkmıyorlar. Bir gün erkeklerden biri ben gidip hanıma yardım edeceğim diyor ve arkası çorap söküğü gibi geliyor. Şu anda tüm köy yılın 12 ayı mum imal ediyor ve el yapımı mumlar şehirdeki adam vasıtasıyla yurt dışına ihraç ediliyor. Bugün bu ülkede yüz binlerce insan devlet memuru olmak için her türlü torpili yaptırır, atmadıkları takla kalmaz, memur oldukları gün aldığı maaşa lanet okumaya başlar. Bu devlet doğuya on binlerce öğretmen yollar. %90'ı her gün maaşından şikayet eder. Devlete lanet okurken aynı maaşı alıp aynı görev tanımına sahip olan bir genç kızın yaptıklarına bakın. İnsan var, dokunduğu şeye değer kazandırır. İnsan var, dokunduğu şeye değer kaybettirir. Siz dokunduğunuz her şeye değer kazandırın. Ülkelerden birinde kurda kuşa hükmeden bir padişah varmış. Günlerden bir gün padişahın bir oğlu olmuş. Padişah oğlunu o kadar çok severmiş, o kadar çok severmiş ki emrindeki bilginlere oğlum için öyle bir şey bulun ki o hiçbir zaman mutsuz olmasın. Bilginler de uğraşmışlar, didinmişler, sonunda sihirli bir düğme icat etmişler. Padişaha gidip sevgili padişahımız, oğlunuz Veliaht Prens'in göbeğine bu düğmeyi yerleştireceğiz. Prensimizin canı ne zaman sıkılsa, kendini ne zaman mutsuz hissetse düğmeyi saat yönüne biraz çevirsin. Zaman hemen ötelenecek. Prensimiz hiçbir zaman mutsuz olmayacaktır. Padişah alınan sonuçtan çok mutlu olmuş. Tüm bilginleri altınlar, cariyeler ile ödüllendirmiş. Sevgili oğlu prens, ne zaman canı sıkılsa, ne zaman kendini mutsuz hissetse, göbeğindeki düğmeyi saat yönünde çevirmiş ve mutsuzluk nedir bilmeksizin ömrünü sürdürüp gitmiş. Günlerden bir gün padişah halkına seslenirken arada bir yanındaki ak saçlı, ak sakallı bir dede ile konuşuyormuş. Çevredekiler pek merak etmişler. Bu itibarlı yaşlı adamı sormuşlar, soruşturmuşlar, kim bu adam diye. Bir bilen çıkmış demiş ki, bu yaşlı adam her canı sıkılınca zamanı öteleyen prensimizdir. Güçlükler hayatınızın önemli ve en iyi bir parçasıdır ve güçlükler öğretmenlerinizdir. Sonuç çıkarmayı başarırsanız zorluklar bilge bir öğretmen gibidir. Sonuç çıkarmayı bilmiyorsanız her gün dayak yediğiniz ama hiçbir şey öğrenmediğiniz öğretmeninize benzer zorluklar. İşin kötü tarafı derse de girmek istemezsiniz, yani hayatı sevmezsiniz. Yaşadığınız her zorluk sizi hayata yaklaştırır. Dostoyevski 28 yaşında Çar'ın baskı rejimine karşı bir toplantı grubu oluşturur. Yakalanıp idam isteğiyle yargılanır. Gece hücresinden alınır, gözleri bağlanıp ölüm kararı infaz mangası önünde okunur. Papa günahlarını çıkarır, tam ateş emri verilecekken gerçek kararı okurlar. 4 yıl hapis. Stefan Zweig onun için 4 yıl sonra hapisten çıktığında sağlığı bozuktu ama müthiş bir yaşama sevinci vardı der. Gözünüzü bir kapatın ve Dostoyevski'nin yaşadığını kendiniz için bir hayal edin. Belki sıradan dertleri unutursunuz. Yıllar önce Muhammed Ali'nin Fraser ile ünvan maçı vardı. Yarı yıl tatili için anneannemlerin yanına Demirci'ye gitmiştim. Anneannemle sabah 5'te maçı seyretmek için kalktık. Anneannemin sabahın 5'inde boks maçı için uyanmasının iki nedeni olabilir. 1- Kan ve vahşeti seviyor. 2- Bokstan anlamaz. Muhammed Ali Müslüman diye duymuş. 8 round dua okumak için kalkıyor.
benimkini tahmin etmişsinizdir. Benim için ise diğer neden geçerli. Ne yani 8 round dua mı okudun diyen arkadaş var ya, helal olsun sana içtenlikle. Biz anneannemle oturduk. Muhammed Ali 8 round iplere dayanarak dayak yedi. Anneannem hatim indiriyor. Ben moralim bozuk seyrediyorum. 8. round. Ali bir boşluk buldu, üst üste 3 yumruk vurdu ve knockout'la maçı kazandı. Ben sevinçle anneanneme sarıldım. Ne oldu yavrum diye sordu. Seyrediyor ama o denli ilgisiz ve bilgisiz. Onun anlayacağı şekilde anlattım. Müslümanlar kazandı anneanne dedim. Bakınız, Hamas örgütünün kuruluşu Meydan Larus. Çinliler Çin bambu ağacının tohumunu eker, sonra tam 5 yıl gübre ve su verirlermiş ve 5 yıl bambu en ufak bir filiz bile vermezmiş. 5. yılın sonlarında bambu yeşermeye başlar, 6 haftada 27 metre birden uzarmış. Yıllar sonra bir gün Muhammed Ali'nin o maçının hayat gibi olduğunu düşündüm. Herhalde Fraser'ı yeneceğine inanmasa 8 round dayak yemek çok zor olurdu. Siz de yeneceğinize inanın ve emin olun bir gün yenersiniz. Tatlı anneannem Fatma Hanım mı? Şimdi hasta yatağında ve gün sayıyor. Çok zor konuşuyor. Beni hayal meyal hatırlıyor. Onu her gördüğümde gözlerim doluyor. Hayatı bir brüt yaşarsınız, bir de net. Geriye dönünce hatırladıklarınız net kısmıdır. Hatırlamadıklarınızsa fazlalıklar. Sabahın 5'inde siyah beyaz Northman'de televizyondan anneannemin pırıl pırıl yüzünün ışığı altında seyrettiğim o maç benim için hayatın harika yanıydı. Bir baba ile kızı dertleşiyorlarmış. Kızı hayatında çok sıkıntı yaşadığından ve bunlarla nasıl baş edeceğini bilemediğinden bahsetmiş. Baba kızını dinlemiş ve gel sana bir şey göstereceğim diye kızını mutfağa götürmüş. Ocağa 3 tane eşit büyüklükte kap koymuş. Üçüne de eşit su koymuş ve üçünün de altını aynı miktarda yakmış. Birinci kaba bir havuç, diğerine bir adet yumurta, diğerine de bir avuç çekilmemiş kahve çekirdeği koymuş ve her üçünü de tam 20 dakika pişirmiş. Daha sonra ateşi kesmiş. Masaya 2 tane tabak ve 1 tane boş bardak koymuş ve ilk önce haşlanmış havucu alıp bir tabağa koymuş. Daha sonra artık epeyce pişmiş olan yumurtayı alıp bir tabağa koymuş. En sonunda da artık suya iyice sinmiş ve tam kıvamında kahve görüntüsü olan kahveyi alıp bir bardağa boşaltmış. Kızına şu soruyu sormuş. Kızım ne görüyorsun? Kızı demiş ki havuç, yumurta ve kahve. Kızını elinden tutup masaya yaklaştırıp daha yakından bakmasını ve hissetmesini istemiş. Kızı demiş ki ne görüyorum? Haşlanmış yumuşak bir havuç. Bunu yaparken çatalı havuca batırmış ve yumuşaklığını hissetmiş. Artık pişmekten içi katılaşmış bir yumurta. Yumurtayı eline almış, hatta bir tarafından masaya vurup çatlatmış ve içini görmüş. Bir bardak kahve, biraz içmiş. Hatta tadı oldukça iyi. Baba bunu niçin bana gösteriyorsun diye sormuş. Bak demiş. Hepsi aynı şekil kapta, aynı sıcaklıkta, aynı dakikada pişti. Fakat hepsi bu etkiye farklı tepki verdiler. Havuç ilk başta sertti, güçlüydü ama kaynatılınca yumuşadı, hatta güçsüzleşti. Yumurta çok kırılgandı. Hafifçe dokunsan çatlayabilirdi ama kaynatılınca içi sertleşti, hatta katılaştı. Bir avuç çekilmemiş kahve ise yine sertti, hepsi birbirine benziyordu ama ısıtılınca ne oldu? Bir kahve ve çekirdekleri ısındılar, gevşediler ve içinde oldukları suya yayıldılar. Koku yaydılar, tat yaydılar ve suyu eşsiz tatta bir kahveye çevirdiler. Kızım sen hangisisin diye sordu adam. Zorluklarla karşılaştığın zaman nasıl tepki gösteriyorsun? Sen havuç musun, yumurta mısın, yoksa kahve misin? Peki siz? Bir radyo programında dinlemiştim.
Anadolu'nun küçük bir köyünde bir çocuğun gözleri ateşli bir hastalık sonucu görmemeye başlar. Baba bir gün diğer çocukların artık oğluyla oynamamaya başladıklarını fark eder. Oğluna bir çalgı aleti alır. Çocuk onunla tıngır mıngır vakit geçirir. Bir süre sonra gerçekten bir şeyler çalmaya başlar. Bir gün yakındaki köyden bir adam çocuğun yetenekli olduğunu düşünerek ona ders vermeye başlar. Çocuk yeteneğini çok geliştirir. Çok zeki, yaratıcı ve hazır cevaptır. Hatta bir gün gurbette sazı kırılınca bir dostundan saz almak ister. Dostu fiyatına 150 lira der, garibanın cebinde sadece 50 lira vardır. Bu 50'yi al, yüzüne tükürürüm der. Şaka öyle, hoşuna gider ki satıcının kalan 100 lirayı almaz. O kör çocuğun adı Veysel'dir. Farkında mısınız? Anne baba olarak yapmanız gereken şey çocuğun eline o sazı vermektir. Bırakın gerisini. O yapsın. Siz onun yeteneğini keşfetmesine olanak tanıyın ve mücadele gücü kazandırın. Gerisini ona bırakın. Bir seminerimde bu olayı anlattığımda bir yönetici el kaldırdı. Hocam, ben Sivaslıyım. Aşık Veysel'in köyündenim. Size daha da ilginç bir şey söyleyeyim. Bizim köye ilk meyve ağacını Aşık Veysel dikmiştir, dedi. Yüzyıllardır gözü gören o kadar insan var ve köye ilk meyve ağacını gözleri görmeyen birisi dikiyor. Ve size üçüncü sorum, hangisinin gözü daha kör? Aşık Veysel'in mi, diğer köylülerin mi? Gidin bakın, o heriflerin tamamı devletten şikayet eder. Devletteki de bir şeylerden şikayet eder. Etrafınıza bakın, sürüyle şikayetçi adam görürsünüz. Hiçbiri bir meyve ağacı dikmeyi düşünmez. Kasabada herkes yaklaşan sel baskınını ve fırtınayı konuşuyormuş. Köyün papazı, Tanrı bizi korur, korkmayın diyormuş. Göl yükselmeye başlamış. Kilise de gölün hemen kıyısındaymış. Yerliler kasabayı terk ederken kiliseye uğramışlar. Papazı dua ederken bulmuşlar ve "Papaz efendi, gel, araçlarımızda yer var, seni de götürelim," demişler. Papaz, "Tanrı bana yardım eder, ben ona inanırım, dua ederim," demiş. Kiliseyi yavaş yavaş su basınca tekneyle gelmişler. "Papaz efendi, gel, gidelim. Sizi imansızlar, ben Tanrı'ya her gün dua ediyorum. O beni kurtarır." Su iyice yükselmiş. Papaz çatıya çıkmış. Helikopterle gelmişler, merdiven sarkıtmışlar. "Papaz efendi, gel. Siz gidin, Tanrı bana yardım eder. Bizim papaz boğulmuş. Öteki dünyanın girişinde kuyrukta yüksek sesle sitem etmiş. Tanrım, o kadar inandık şu yaptığına bak. Beni kurtarmadın." Yukarıdan gür bir ses gelmiş. "Kardeşim, önce haber yolladık. Sonra araba, sonra kayık, en son helikopter yolladım. Daha ne yapayım?" Size gerçek bir olay, eğer izin alırsam, ileride bu değerli insanın ismini de yazarım. Anadolu'da ilkokul mezunu fakir bir karı koca bir şekilde hayatlarını kazanırlarken genç adam bir okulda müstahdemlik işine girer. Bir arkadaşı daha aynı işe girer. Koridorları temizlerken genç temizlikçi öğretmenlerin yaptığı işten çok etkilenir ve öğretmen olmak ister. Müstahdem arkadaşı "Git işine," der. "Öyle şey olur mu?" Müstahdem ortaokulu dışarıdan bitirir. Gece okuluna giderek tahsilini tamamlar ve üniversiteyi de dışarıdan bitirir. O genç müstahdem bugün aynı okulda öğretmen. Beraber işe girdiği arkadaşı hala koridorları süpürüyor. O yakta eğitimimde bir öğrencim sormuştu. "Hocam, dış faktörlerin hiç mi etkisi yok hayatımızda?" diye. Hayatınızı şöyle bir yuvarlak gibi düşünürseniz ikiye bölebilirsiniz. Sizin çabalarınız arttıkça, siz planlayıp yeteneklerinizi devreye soktukça hayatınızda iç faktörlerin etkisi çoğalıp dış faktörlerin etkisi azalacaktır. Sizin çabalarınız azaldıkça, siz hareketsiz, eylemsiz, plansız bekledikçe dış faktörlerin etkisi çoğalmaya başlar. Birisi size hayatınızın tamamını siz
belirlersiniz. Dış faktörlerin hiçbir etkisi yoktur derse inanmayın. Eğer birileri çıkar da her şey kaderdir, şanstır, gerisi boştur derse ona da inanmayın. Denizin ortasında bir tekne gibi düşünürseniz hayatınızı, hiç kıpırdamadan beklerseniz rüzgar ve dalgalar, yani dış faktörler, hayatınızı istediği gibi şekillendirir. Sizi alır götürür. Ama eğer rota belirliyor, yelken açıyorsanız istediğiniz limana doğru yönlenirsiniz. Yani hepimizin hayatında dış faktörlerin etkisi farklı orandadır. Kimimizin hayatını %10 etkiler, kimimizin hayatını %90. İnsanları ikiye ayırabilirsiniz. Hayatı çözümlerle dolu olanlar, hayatı mazeretlerle dolu olanlar. Çözüm iç faktörler, mazeret dış faktörler. Geçen seminerimde bir katılımcı, "Hocam bizim elimizden bir tutan olmadı, bizi bir okutan olmadı," dedi. İlkokul mezunuymuş ve onu okutmadıkları için başarısız olmuş. Bakın, en kolay yol budur. Her şey için bir mazeret bulabilirsiniz. Hep dışarıyı suçlamak en kolayıdır. "Beni okutmadılar. İlkokul mezunu olduğum için başarısız oldum," diyen dinleyiciye Zeki Başeskioğlu, Zeki Triko'nun sahibi de ilkokul mezunudur. Ahmet Nazef Zorlu da, "Eminim beni okutmadılar, o yüzden başarısız oldum dememişlerdir hayatlarında bir kez olsun," dedim. Ya da o okuldaki genç müstahdem, "Belirleyici olan sizin çabalarınızdır. Biz anamızdan babamızdan bir şey görmedik, onlardan hiç destek almadık" lafı herhalde bir bizde vardır. Zaten anadan babadan bir şey kalması gerekmiyor ki. Hayatınızı kendinizin kazanması gerekir. Cicero, "Karanlığa küfretmektense bir mum yak," der. Etraf karanlığa küfreden adamlarla dolu. 10.000 kişiden ancak biri etrafına mum yakmayı öğretir. Hayatı yokuşu çıkarken yaşarsınız, zirvede otururken değil. Allah'a istediğiniz her şeyi şıp diye vermediği için her gün dua edin. Ya istediğiniz her şey gerçek olsaydı? Ona sizin Agnelli'nin Fort'un oğulları gibi hayal edebilecek her şeye sahip doğdular. Hepsi sonunda intihar etti. Sizi hayata bağlayan kendi çabalarınızın sonunda elde ettiğiniz sonuçlardır. Hayatınızı değerli kılan hayat amacınızdır. Zor günlerinizde size yol gösteren, sizi ayakta tutan, yaşama sevinci veren gelecek hayalinizdir. Hayatla ilgili kararlarınızı kolaylaştıran, sizi insan yapan ise bağlı olduğunuz değerlerinizdir. Çabalarınızın sonuca ulaşmasını sağlayan şey hedef belirlemenizdir. Kişiliğiniz, olumlu düşünceniz, yaratıcılığınız ve mücadele ruhunuzdur. Mutluluğunuz narin bir kelebek gibidir. Kitabın adı "Niçin Avcunuzdaki Kelebek?" Zamanın birinde iki tane kız kardeş varmış. Nasıl akıllılarmış anlatamam. Etraflarındaki ve okuldaki tüm bilgi onlara yetmez olmuş. Bir gün anneleri onları dağdaki bilge adama götürmeye karar vermiş. Kızlar bilge adamla karşılaşınca ona sorular sormaya başlamışlar. Bilge adam bütün soruları doğru cevaplamış. Kızlar çok sevinmişler ve annelerinden eğitimleri için bir süreliğine izin isteyerek bilge adamın yanında kalmışlar. Sordukları soruların hepsinin cevabı doğruymuş. Bir süre çok mutlu olmuşlar ama sonra sıkılmaya başlamışlar. "Bilge'nin bilemeyeceği bir soru bulmamız lazım," diye düşünmüşler. Kızlardan biri bir gün, "Buldum," diye sevinmiş. "İki elimin arasına bir kelebek koyacağım ve bilge adama soracağım. Avcumun içinde bir kelebek var. Canlı mı, ölü mü? Ölü derse kelebeği bırakacağım. Canlı derse avcumu hafifçe bastıracağım. Her ne derse cevabı bilemeyecek." Kızlardan birisi kapalı tuttuğu ellerini bilgeye doğru uzatmış. "Şimdi lütfen siz de yapın. Avuçlarınız birbirine bakacak şekilde ellerinizi birleştirin ve uzatın. Ben açın deyinceye kadar da açmayın." Ve sormuş, "Avcumun içinde bir kelebek var. Canlı mı, ölü mü?
Bilge adam cevap vermeden önce uzun süre kızın gözlerine bakmış, bakmış ve cevaplamış. Senin ellerinde kızım, senin ellerinde. Şimdi bakın hayatınıza ve mutluluğunuza. Nerede mi? Açın avcunuzu. Sizin ellerinizde, tam avcunuzun içinde. Bir Portekiz atasözü der ki, yaşadıkça yaşlanmazsınız, yaşamadıkça yaşlanırsınız. Mutluluk dileklerimle gözlerinizden öpüyorum. Benim yorumum muhteşem. Tebrikler, tebrikler, tebrikler. Hala umut olabileceğine dair bu kadar güzel mesajlar bir arada. Çok güzel gerçekten. Hayallerinizin gerçekleşmesi dileklerimle. Sevgiler gönderiyorum hepinize.